Nursel Cinkılıç, yapcanlı ve heyecanlı performans, lütfen bakar mısınız? Nursel bizim okuldan mı ya? Sanki okuldaki arkadaşımın ismi değil mi? Nursel Cinkılıç. Allah Allah. Bakalım. Bakalım. Açacak mı, emin değilim. Evet ya, Nursel bizim Nursel. Okuldan arkadaşımız tabii ki. Bakalım ne yapmış Nursel. Ya halk müziği mezunu Nursel. Şan bölümünden. Yani eğitim lisesinin bir tavrını görüyorsunuz değil mi? Sesi kullanırken ki rahatlığını. Şu bel seslerinde de bakın nasıl korudu göğüs sesini, bakın. Arabesk de böyle bir şey var yalnız. Bu kabuğunu falan gibi. Çarpmalarını görüyorsunuz. Tam bir türkü çarpması var. Yani zaten çok iyi bir ses Nursel. Bir okuldan tanıdığım için. Bakın bunlar hep türkü. Ne kadar sert çarpmalar hep. Seslerdeki rahatlığına bakın. Eğitimli ses yani. Bunun neyini inceliyorum? Şıkır şıkır akıyor. Bakın o pes seslerdeki notayı dümdüz tertemiz tutmasını görüyorsunuz değil mi? İşte bu konservatuvar eğitimlerinin tamamında son sesinize kadar nefesi tutma, son sesle de sesi tertemiz, detonesiz, pırıl pırıl doğru vibrasyonla tutma becerisi. Yani uzun bir şan eğitiminde bunlara çok dikkat edilir. Bakın Nursel'in hep o son sesleri ne kadar temiz. Bakın hiç bırakmıyor. Mezzo zaten gördüğün kadarıyla. Kafa kaldırmaları tabii ki bizim tasvibimizde değil. Şu şekilde yandan çıkarmış ama açık kullanıyor. Neyse, orada biraz işte geri gittiği için tam şurada kırılacak gibi de olmuş. Bakın şurada. Da gel derken. Çünkü tam orada diyafram baskısını biraz çekmiş geri. Ama sesi kontrol etmeyi bildiği için size pek bir şey duyurmamış. Yani bir detone olarak algılanmamış. İşte bakın bu pozisyon ne kadar temiz olduğunu gördüm. Bu aynı sesleri çıkarıyor. Birinde şu şekilde, sonra herhalde dedi ki bu şekilde tutayım daha iyi geliyor öne. Çünkü o da bunların farkında. Buyurun. İzleyelim. Size gelelim. Toplamak zor çünkü bu yaptıktan sonra. Bakın. Bakın önünde geldiğinde sesin ne kadar etkileyici, keskin ve net ve daha kontrollü olduğunu görüyorsunuz. Bakın. Tam öne yerleştirdi ses, şu anda buradan çıkıyor. Öbür türlü buradan çıkıyordu ve ses birazcık gitmek üzereydi. Artık ön pozisyona devam ediyor. Nursel zaten bu işi biliyor. Biliyor ya, eğitimli. Görüyorsunuz değil mi, bakın. Yani işte olayı bu. Yani zaten bütün eğitimlerin sistemi şudur arkadaşlar. Biz refleks olarak şarkı söylerken çok değişik hisler içindeyizdir. Yani şarkı söylerken kimi zaman şöyle yapmak istersin, böyle yapmak istersin, şarkıdan kaçmak istersin, ses başta zor gelir, bir mikrofonu uzaklaştırırsın. Bunlar reaksiyondur.
Yani sizin vücudunuzun reaksiyonları tıpkı şöyle, hani evde kendi kendinize çok güzel söylüyorsunuzdur da 6-7 kişi peşinize toplanınca bir gözlerinizi kapatıp utanma, yok ben şimdi söylemeyeyim deme vardır ya. Bu vücudunuzun size verdiği o utangaçlık reaksiyonunun bir sonucudur. Eğitimle siz bunu kontrol etmeyi öğrenirsiniz. Yani heyecansızlaşmayı değil, heyecanınızı kontrol ederek söylemeyi öğrenirsiniz. Hep bana şunu soruyor arkadaşlar. Ya hocam işte insan karşısına çıkacağım, ilk defa çıkacağım, çok heyecanlanacağım, ne yapacağım? Yaşayacaksın. Önce o tecrübeyi edineceksin. Sonra heyecanı kaybetmeden kontrol edebilmeyi öğreneceksin. Nursel şarkıyı söylerken ne olursa olsun içindeki müthiş yani söyleme enerjisi ve herkes de olanı heyecanla söylüyor ve ilk tize gidişinde farkındaysanız ya dur çıkacak mı falan diye bir geri atıyor kendini. Fakat ondan sonra diyor ki toparlayayım, bu ses bu şekilde daha iyi çıkıyor ve o hemen ondan sonra işi toparlıyor. Zaten bütün eğitimlerin özü, baştaki cümleme geleyim, kendinizi bilmekle olur ve hatanızı kendiniz toparlamayı öğrenmekle olur. Bu zaten eğitimin sonucudur işte. Bakma Tanrım, sevenleri koru. Bakın, tam karşıya bakarak sevenleri, izleyin. Duaları... Iyi alışı gördünüz değil mi? Hoppa! Mükemmel pozisyon. İzleyin. Açık ağız. Karşıya. Galiba şuradaydı değil mi iki? Şuradaydı. Çok güzel eğitim videosu oldu bu ya. İzleyin. Bakın iki elin kanda olsayı geri dönerek, geri atarak söylediğimizde ne oluyor? Öne düştüğümüzde ne oluyor? İzleyelim ve görelim. Ses kırılıyordu, gördünüz mü? Kontrolü ne kadar zor oldu. Şurada. Şurası. Aynı ses. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamamen yüz pozisyonu, bu pozisyonu tutuşla alakalı olarak her şey bambaşka oluyor işte. Bir küçük harekette bile olay ne kadar değişiyor görüyorsunuz. Süper. Zaten burada artık iyice diyaframını falan coşturmuş, gitmiş, patlatmış. Dedim ya, Nursel'i tanıyorum. Nursel 10 numara. Tarif etmek sesler. Benzer şeyler vardır. Bakalım bu sefer ilk dize çıkışta aynı heyecanı yaşayacak mı, yoksa kontrol edecek mi? Tam bir mezzoyuz. Ya artık yatırmıyor, gördünüz mü? O bir kere olur işte. İşte bir kere olur o. Ya Nursel, çok selam sevgiler sana. Bunu izlediğin zaman sevgi selamlar sana. Vallahi ne güzel ya. Okul günlerim bir an aklıma geldi.